Sinefil kafasından herkese merhaba. Anlamadıysan anlatalım serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bir önceki bölümde sevgili Haktan No Country for Old Men filmiyle ilgili bir soruyu cevaplamıştı. Ben de geçmiş bölümlerden gelen bir soruyu seçtim. Fatih Alper sormuş. Haneke'nin Amor filmindeki güvercinli sahnede yönetmenini anlatmak istediği neydi? Açıklayabilir misiniz diye. Tabii ki açıklayalım. Bölümün boşu boşuna anlamadıysan anlatalım değil. Güvercin aslında filmlerde bakıldığında ya da edebiyatta bakıldığında yani insan varoluşuyla anlamlandırılan bir simge de aynı zamanda. Yani ölümle, yaşamla, varoluşun kendisiyle aklıma spesifik olarak iki tane örnek geliyor. Bu biri edebiyatta Patrick Süskind'in Güvercin adlı kısa öyküsü. Bir de film olarak Roy Anderson'ın İnsanları Seyreden Güvercini. Aslında bu ikisi üzerinden ben bir yere varmaya çalışacağım. Skind'in hikayesinde aslında güvercin, yani çocukluk travmalar bir güvercin tarafından tetiklenen bir adamın hikayesini anlatır. Bir adamın kurduğu özgürlük, mahremiyet, yaşam alanının bir güvercin tarafından aslında tehdit edilmesiyle o kişinin aslında varoluştan uzaktayken, yani onu unutmuşken varoluşun farkındalığına doğru geçmesini anlatır bir nevi. İnsanları Seviden Güvercin de aslında filmin İsveççe adına baktığımızda, yani bize çevrilen İnsanları Seviden Güvercin ama orijinalinin manası bir güvercin bir dala konmuş varoluş hakkında düşünüyordu. Yani aslında bu. Roy Anderson da hatta bir söyleşide şey demişti, yani o varoluş üzerinden güvercinin açılış sahnesindeki aslında kendisi olduğunu söylemişti. Amor filminde de Haneke aslında filmin içinde evet çok dikkat çekici bir sahneydi ve aradan yıllar geçmesine rağmen herkes o Amor filmindeki güvercin sahnesi neydi aslında ne anlama gelirdi gibi açıklamalar yapar. Hatta bazı romantikleştirenler de vardır benim düşüncem. Hani işte o güvercin kaybettiğimiz bir parçamızdır, özgürlüğümüz, sevgimiz, ömrümüz, anılarımız diye yani buna vurmak da mümkün. Tabii yani her türlü anlamları yükleyebilir isteyen ama benim düşüncem temel kelime burada varoluş. Filmde aslında güvercin iki kere karşımıza çıkıyor. Bir, en karakteri yani Emmanuel Riva'nın canlandırdığı karakterin ölümünden önce, diğeri de ölümden sonra karşımıza çıkıyor. Aslında bir de filmin içerisinde bir resim olarak kitaplıkta duran da bir güvercin var. O da gözlerden kaçmamalı. İlkinde George yani en ölmeden önce bir zarar vermeden güvercini kovuyor aslında, dışarı atıyor. Yani bu ölümü evden kovmak gibi aslında bu bir yanılgı tabii filmin ilerleyişine göre bir yanılgıdan ibaret. İkinci, en öldükten sonra ise aslında George'un güvercini yakalayıp ona sıkı sıkı sarılması, bir nevi varoluşunun farkındalığına varması gibi yorumladım ben. Ondan sonra güvercinin ne olduğunu göremiyoruz, göstermiyor film. Bir nevi aslında karakterin hayatındaki iki ayrı bir bölüm, iki ayrı safha gibi gözüküyor. Burada tabii film içerisinde de dramatik açıdan katkı sağlayan, düşünsel açıdan da işte insanların böyle merak etmesini yol açacak bir seçim olmuş güvercin. Dediğim gibi hem edebiyatta hem filmlerde genelde varoluşa, ölüme dair kullanılan bir hayvan güvercin. Çok daha fazla da anlamlar yüklemeyeceğim. Dediğim gibi hani o güvercin kaybettiğimiz yaşamımız, özgürlüğümüz onlar demek de mümkün. Fakat benim düşüncem bu yönde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere ve 6. bölümde Haktan'ın cevaplayacağı soruları, merak ettiğiniz soruları yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.